Merhabalar değerli izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. 112 Acil FM Sağlık Personelinin Eğitim Merkezi'nde bugün şeker aleti hakkında bahsedeceğiz değerli izleyiciler. Tabii ki de sizler bizlerden çok çok daha iyi bilgilisiniz bu konuda ama bilgilerinizi tazelemek ya da bilmeyen kardeşlerimizi ya da şeker hastalığı olan ve şeker ilacını kullanan arkadaşlarımızın bilmesi amaçlı, hastalarımızın bilmesi amaçlı bu videoyu çekiyoruz arkadaşlar. Kısa kısa değineceğiz tabii ki de, püf noktalarına değineceğiz, tedavisine de değineceğiz. Öncelikle amacımız tabii ki de 112 ve acil hastane öncesi acil durumlarda yapılan şeker hastalıklarında kullanılan aletimizden bahsedeceğiz değerli izleyiciler. Hadi bakalım, başlayalım. Şöyle bir şeyimizden bir alalım. Arkadaşlar, her zamanki gibi ilk önceliğimiz kendimizi korumamız gerekiyor. Koruyucu ekipmanlarımızı takmamız gerekiyor. Önceliğimiz kendimiz, kendi güvenliğimiz. Hemen eldivenimizi takıyoruz. Aletimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz ya da beğenmediyseniz işaretlemeyi ve bir de sorularınız olursa yorum yapmayı baştan dile getirelim arkadaşlar. Çünkü konumuz biraz uzun. Şeker aletimizi açtığımız zaman karşımızda 4 tane kısım bulunmakta. 4 tane malzeme bulunmakta arkadaşlar. Şeker aletimiz, stripimiz, pamuğumuz ve lansetimiz arkadaşlar. Bir de bunların dışında alkolün olması sizler için avantaj olacaktır değerli izleyicilerim. Şöyle çıkaracak olursak malzemelerimizi. Bir adet de lansetimizi alalım. Şöyle getirelim arkadaşlar. Sizler görebiliyor musunuz? Arkadaşlar, şeker aletimiz bu. Bizdeki lever check şeker aleti. Genelde şu anda Türkiye 112'de kullanılan şeker aleti bu alet arkadaşlar. Hastanelerde daha değişik, daha uzun, kare şekillerini görebilirsiniz. Ama genel kullanım hepsinde hemen hemen aynıdır arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak şeker, kan şekeri oranı, tokluk, açlık kan şekeri oranları bunlar hakkında bahsedelim. Kan şekeri nedir? Öncelikle bunu bir öğrenelim. Karbonhidratların en küçük parçası olan glikoz kan şekerini oluşturur arkadaşlar. Vücuttaki bütün hücreler glikozu kullanırlar. Açlık durumlarında sağlıklı bir bireyin kan glikoz yoğunluğu 70'e 100'dür. Kan şekeri düzeyi yemek yendikten sonraki ilk saat içinde 120-140 yükselir. Tabii bu ilk ve 2 saat diyorlar genelde. Karbonhidratların emilimi tamamlandıktan 2 saat sonra arkadaşlar normal seviyesine döner. Kan şekerinin düzenlenmesinde esas organ karaciğerdir. Yani şöyle diyebiliriz. Kan şekeri durumlarında, hastalığında karaciğerin rahatsızlığı kan şekerine sebep olabilir diyebiliriz arkadaşlar. Bazen masaya dokunuyorum ve sallanma oluyor. Bu konuda özür dilerim arkadaşlar. Daha da dikkat edeceğim. Yemek sonrasında kan şekeri yükseldiğinde insülin salınımı artar arkadaşlar. Bunu bilin lütfen. Ona göre tedavinizi uygularsınız çünkü. Bağırsaklardan emilen glikozun çoğunluğu karaciğerde glikojene çevrilir ve depolanır değerli izleyiciler. Bizim buradaki temel konumuz kan şekeri demek, glikoz demek. Glikoz, vücudumuzdaki tüm hücrelerin kullandığı şekerdir. Karbonhidratların en küçük yapılaşıdır, parçasıdır arkadaşlar. Karaciğer rahatsızlığı demek, şeker rahatsızlığı demek. Şimdi hipoglisemi, hiperglisemi. Bu konuya girecek olursak arkadaşlar. Öncelikle temel konumuz şu. Hastamızın öyküsü. Hasta aç mı, tok mu? Şimdi arkadaşlar açlıktan kastımız şudur. Hasta gece yatmış, sabah kalkmış, hiçbir şey yememiş ve şekeri düşük, hipoglisemi. Bu açlık kan şekeridir ya da yüksektir. Açlık kan şekeridir bu. Yüksek olması da düşük olması da. Ama hasta hiçbir şey yemediği zaman. Peki açlık kan şekeri yani hasta hiçbir şey yememiş kan şekeri o normali nedir arkadaşlar? Normal açlık kan şekeri 70'e 100 arasıdır. 70'e 99 derler. 70'e 100 arasıdır arkadaşlar. Açlık kan şekeri düşüklüğü ise 70'in altındadır. Yani hiçbir şey yememiş bir hasta hipoglisemi diyebilmek için 70'in altında olması gerekir. Genelde de zaten böyle hastalar eğer şeker hastasıysa da düşük olur. 40'larda 50'lerde olur. Komaya girmiş olabilir. Şeker komasına, diyabet komasına da girmiş olabilir. Böyle hastalarda tedavimiz nedir arkadaşlar? Böyle hastalarda tedavimiz dekstrozdur. Peki %5, %10, %20 hangi dekstroz? Hastamız şeker hastası. Şöyle bir çayımdan bir yudum alacağım. Kusuruma bakmayın. Sesim birazcık gitmekte. Bundan önce de birçok video çektim arkadaşlar sizlerin için. Hepsini sırasıyla göreceksiniz tabii ki de. Bu videomda da sesimiz yavaş yavaş gitmekte. Neyse konumuzu değiştirmeden hemen devam edeyim sizlere. Kusura bakmayın.
Hastamızın açlık kan şekeri, normal kan şekeri 70'e 100. Açlık kan şekeri düşüklüyse 70'in altı, hipoglisemi dedik. Hipoglisemide %5, %10, %20 dex çeşitlerimiz var. %30 da var. Ama sizler mümkünse %10'un üzerini kullanmayın arkadaşlar. %10'un üzeri kalp yetmezliğine, böbrek yetmezliğine sebep olabilir. Ondan dolayı gittiğiniz olay yerine 40 nabız var, bilinç yok, hasta yeni komaya girmiş. Bu hastaya hemen damar yolu açın ve damar yolundan mümkünse, sizin tedaviniz nasıl olur bilemem. Benim bildiğim tedavice, benimce, yani bence olması gerekenleri dile getiriyorum arkadaşlar. 10 cc'lik %5 ya da %10 dextrozunuzu hemen push olarak gönderin arkadaşlar. IV olarak. Gönderdikten sonra serumunuzu takın, %10 ya da %5 o size kalmış. Serumunuzu takın, yavaş yavaş gitsin. Ama bu arada şekerini de ölçelim arkadaşlar. Şekeri nasıl ölçelim? Hemen bu konuya geçmeden önce tabii anlatacaklarımız açlık kan şekerlerinin ve tokluk kan şekerlerinin devamı olacak. Daha çok konumuz var ama hemen şekerimizi ölçeceğiz ya şu anda. Hastaya glukoz uygulayacağız, şeker uygulayacağız. Arkadaşlar, strepimizin ucunda kan kısmı var. Bakın, nokta damla kısmı var. Görebiliyor musunuz? Şöyle kameraya bakayım. Evet, görebiliyorsunuz. Damla kısmı dışa gelecek. Bakın. Şuradaki siyah nokta, yani böyle etiket gibi duran kısım ise malzememizin içine girecek. Şeker aletimizin. Şeker aletimizin içine taktık. Çek yazdı ve 991 yazdı. Burada her şeker aletinin ayrı ayrı kodları vardır. O kod yazar. Bu kod error verdiği zaman genelde kod olmaz. Farklı farklı yazılar olur. Ama kodumuzu gördük ve burada damla işareti veriyor. Gördüğünüz üzere lanset ile hastanın parmağına deliyoruz. Çoğu hasta arkadaşlarımız... Çoğu birçok arkadaşımız, siz de yapmıyorsunuz ama birçok arkadaşımız normal iğne ile delmeye çalışıyor. Lütfen arkadaşlar normal iğne yapmayın. Olayın esnasında sizin de durumunuza bağlı olarak iğneyi çok sokabiliyoruz, hastanın canını yakabiliyoruz. Bunu kendiniz olarak da düşünün. Ama lansette bir sınır vardır. Zaten o sınırın ilerisine sokamazsınız iğneyi. Batıramazsınız. Batırdınız lanset ile, küçük bir damla geldi. Ama öncesinde bir pamuk ile, alkolü sürdüğünüz pamuk ile hastanın parmağını silin. Oradaki kirden dolayı ya da başka bir şeyden dolayı silmeniz gerekir. Net bir sonuç alabilmeniz için de silmeniz gerekir. Alkolle sildikten sonra tekrar bir kuru pamukla alkollü kısmı silip lanset ile uygun bir şekilde hastanın parmağına batırıp kan çıkarıyorsunuz. Kan çıkarttıktan sonra arkadaşlar bazen kan gelmez. Mesela kan gelmediği zaman şu şekilde periferi, yani deldiğiniz kısmı bu şekilde bastırırsanız kan çok net bir şekilde gelir. Kameradan görebiliyor musunuz? Evet. Bakın şu şekilde iki parmağınız arasını aldınız ve şu baş parmağınıza bunu bastırmanız anda buradan kan çok rahat bir şekilde gelecektir arkadaşlar. Kan geldi. Kan damlasına batırdık. Tınk diye ses duyarsınız zaten arkadaşlar. Sesi duyduktan sonra burada değer alırız. Bir küçük hatırlatma daha yapmak isterim 112 Acil FM dinleyicileri, izleyicileri. Birçok şahit olduğum vakalarda arkadaşlarımız kolaylık olsun diye damar yolları üzerinden kan şekerlerine bakmakta. Ancak o şekilde kesinlikle doğru sonucu alamazsınız arkadaşlar. Kan şekerini periferlerden, uç kısımlardan, parmaklardan genelde doğru sonuçlarla alırsınız. Kan şekerinden, damar yolundan baktığınız zaman kan şekerlerine belki bir serum gönderdiyseniz oradan zaten doğru sonucu alamayacaksınız. Ancak serum göndermeseniz daha iyi. Periferden kan şekerine bakmanız gerekli arkadaşlar. Lütfen bunu da unutmayınız. Parmaklardan bakalım. Bizim için kolaylık olan parmaklardır. Doğru olan da parmaklardır. Yani kolaylık olsun diye damar yolundan bakmanız doğru sonucu vermeyecek. Yani bir iyilik yapalım derken maalesef doğru sonucu vermemekle birlikte kötülük de yapmış olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kan tahlili sonucumuzu aldık. Şimdi sonuçlara gelecek olursak. Makinemizin yazık pili bitmesin arkadaşlar. Devletimizin malıdır, zarar görmeyelim. Sadece gösterdim size nasıl kullanacağını. Kan şekerimizi ölçtük arkadaşlar. Şöyle ürünlerimizi de hemen yerine koyalım. Sonra net bir şekilde anlatayım ben sizlere. Şekerimizi ölçtük. Sonuçlarımız nedir? Hemen bu konu hakkında kısacık bilgiler de vereyim arkadaşlar. Şimdi açlık kan şekeri dedik ki hasta yatmış, kalkmış ve hiçbir şey yememiş. Bakın, bir şeker daha yemiş olsa o hasta tokluk olarak değerlendirilir. Çünkü kan şekerini çok etkiler. Hastamız hiçbir şey yememiş. Ölçtük. 70 ile 100 arasının çıkması normal. Hastamız aç. Ölçtük. 70'in altında çıkması hipoglisemi arkadaşlar. Hipoglisemi değerlendirip mesela örnek veriyorum 60'tır. %5 dex serum olarak takabilirsiniz. Yavaş yavaş gitsin. Ama 50'nin 40'ın altına düştüğü, hasta komada, bilinç bozuk, öyküyü aldığınız şeker hastası, o hastaya
push olarak %10 ya da %5 ya %20 diyenler de var ama ben %20'yi tavsiye etmiyorum açıkçası arkadaşlar. Yetmezliğe sebep olabiliyor. Ondan dolayı %10 ya da %5'likle hemen bir push'e 10 cc basıp arkasından serumunuzu standart gidecek şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Tedavi size kalmış. Tabii ki öğrendiklerimizin içerisinde. Peki arkadaşlar, hastamız açken kan şekerini ölçtük ve hastamızın 100 ile 125 arası çıktı. Yüksek bir şeker. Ama açken ölçtüğümüz şeker 100'ün üzerine çıkmaması gerekiyordu değil mi? 100 ve yani 100 ile 125 arasında çıkması açken hastada gizli şeker olduğunun ispatıdır arkadaşlar. Öyle derler daha doğrusu. Ancak hastane öncesi acil yardımda bu bizim için fazla ilgili değil. Ama size dipnot olarak vermek isterim. Peki 126'nın üstü yani %125 gizli şekerken açlık kan şekerinde. Biliyorsunuz ki AKŞ olarak yazarız biz bunu. Açlık kan şekerinde %125'in arası gizli şekerken 125 ve üzeri yani 130, 140, 150 çıkmasında ise hasta artık şeker hastasıdır. Ve hastamız hiperglisemidir. Açlık hiperglisemi. Anlatabildim mi arkadaşlar? Ve kan şekerinin düşmesine neden olabilecek rahatsızlıklardan bahsedelim. Hipoglisemiden bahsediyoruz. Çünkü açlıkta genelde hipoglisemi olur arkadaşlar. Yükseğe çıkmaz. Genelde aşağılara iner. Açlık kan şekerinde. Böbrek üstü bezlerinin yetersizliği yani böbrek yetmezliğinde uzun süre aç kalmak zaten açlık olduğu için hipoglisemiye sebep olur. Karaciğer rahatsızlığı, aşırı dozda yüklenen insülin ve alkol kullanımı. Arkadaşlar 112 acillerde çok rastlarız ve hastanelerin acillerinde çok rastlarız. Alkollü hastalar gelir ve alkollü hastaları ne yapmak gerekir birçok arkadaşımız bunu bilmez. Şimdi alkollü hastalarda genelde çok alkol alımına bağlı olarak hipoglisemi gelişir. Lütfen her alkollü hastada hipoglisemiye bakmaya çalışın. Hasta size zarar vermedikçe arkadaşlar. Kan şekerine baktınız ve düşük çıkarsa o hastaya dex takırsınız ve rahatlar ve açılır arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermek isterim dipnot olarak. Evet arkadaşlar, açlık kan şekerinden bahsettik ve şimdiki konumuz ise tokluk kan şekerinden bahsedelim. Kan şekerinde iki türlü bahsettik değil mi? Açlık kan şekerinde hipoglisemi, hiperglisemi, tokluk kan şekerinde hipoglisemi, hiperglisemiden bahsedeceğiz şimdi. Tokluk kan şekeri kişi yemek yedikten yaklaşık 2 saat sonra kan şekeri seviyesidir. Merhabalar mesela, değerli 112 Acil FM Sağlık Personelinin Eğitim Merkezi'ni izleyicileri, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Kusura bakmayın arkadaşlar, videomuzu yaklaşık 11 dakikası kaydolmuş. 11 dakika sonrasında ben yaklaşık bir 10-15 dakika daha konuştum. Ancak tam kameraya baktım ki maalesef kameramız kayıt halinde değilmiş arkadaşlar. Kendini kapatmış. Yani 10 dakika falan kendi kendime konuştum. Ancak şeker altımız olmasa da konularımız, bilgilerimiz hala taze bizde. Kaynaklarımızla birlikte sizlere biraz biraz bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Aldığımız, daha doğrusu burada söylediğimiz çoğu şey Sağlık Bakanlığı'nın bize karşı verdiği eğitimlerde bahsedilen konulardır arkadaşlar. Bunlar hakkında kendi bilgimizde dahil olmak üzere sizlere ufak ufak dipnotlarla bilgi vermeye çalışıyoruz. Bunların hiçbirini yapmak zorunda değilsiniz ben söyledim diyerekten. Tamamen hepiniz kendiniz araştırın, okuyun. 112 Acil FM Sağlık Personel Eğitim Merkezi bölümünde birçok şey kaynaklarıyla beraber verdik arkadaşlar. Demek istediğim bunlar sadece sizlerin bilgilerinizi tazelemek amaçlı. Hiç yoktan şekerlerin, kan şekerinin açlıkta ve toklukta hiperglisemi ve hipoglisemi durumlarını anlayabilmeniz amaçlı. Gerekli tedaviyi zaten siz benden çok ve çok daha iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Neyse, lafı sözü daha uzatmayacağım. Kusura bakmayın. Burada şimdi şu anda şeker aletini kaldırdım. Zaten şeker aletlikle herhangi bir işimiz yok arkadaşlar. Ondan dolayı yine konumuzu anlatmaya devam edeyim. En son olarak tokluk kan şekerinde kalmıştık değerli izleyiciler. Tokluk kan şekerinde ise kişi yemek yedikten yaklaşık 2 saat sonra kan şekeri seviyesidir arkadaşlar. Yani biz 112 acilde çalıştığımız için çoğunlukla bunu bilemeyebiliriz. Çünkü hasta der ki bize ben yarım saat önceydim, 2 saat önceydim ama hastanın şuuru kayıptır. Yani o ara şuuru bozuktur, psikolojisi bozuktur der. 2 saat önce dediği şey belki 4 saat önce, 5 saat önce. O yüzden bizim için yemek yemişse o gün bizim için tokluk kan şekeridir arkadaşlar. Kişi yemeye başladıktan tam 2 saat sonra ölçülen tokluk kan şekerinin 80 ve 140 arasında olması normaldir arkadaşlar. Tokluk kan şekerinde 80 ile 140. Açlık kan şekerinde ise arkadaşlar 70 ile 100. Toklukta 80 ile 140 değerli izleyiciler. Sonrasında kan şekerinin 200 mg'ın üzerine çıkması, yani 200'ün üzeri çıkması kan şekerinin
hasta da şeker hastasıdır. Bu hasta diyabet hastasıdır. Öyküyü iyi alın arkadaşlar mümkünse. Çünkü öyküde muhtemel ki bu hastanın diyabet olduğunu söyleyecekler 200'ün üzerindeyse ya. Tokluk kan şekeri. Ama bazı hastalarımız vardır. 300'lerde, 400'lerde onlara yine de 300-400'de olması da hiperglisemide hastanın hiçbir sıkıntısı olmaz. Gayet dimdik olabilir arkadaşlar. Ya da hiperglisemi olur hasta. Hasta hipoglisemi olmasına rağmen dimdik olur, net cevaplar verebilir. Ama kan şekeri ölçtüğünüz zaman hastanın 40'larda şekeri olabilir ve eğer tedavi edilemezse hastamız mümkündür ki genel durumu bozularak daha acil durumlara düşebilir arkadaşlar. Genel durumu bayağı bir şekilde bozulabilir. O yüzden kan şekerini, tansiyonunu, nabzını, satürasyonunu hepsini hastanın durumuna bakmaksızın almak gerekir öykülerle birlikte arkadaşlar. Sonrasında değerli izleyiciler, tokluk kan şekerinde hastamıza baktık. 80'li 140 normal. 200'ün üzerisi hiperglisemi. Tedaviye başlanmalı gerekir. Ki hastanın durumuna bakarak tabii ki de. Tokluk kan şekerinin arkadaşlar 200 ile 14 arasında olması, tokluk kan şekerinin 200 ile 14 arasında olması şeker hastalığına işaret olabilir. Daha doğrusu gizli şeker hastalığına işaret olabilir. Bu konu birazcık uzun. Ondan dolayı bu konuya girmemize gerek yok. Bizim için önemli olan açlıkta ve toklukta hipoglisemi, hiperglisemi arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar, tokluk kan şekerinin belirtilerini bahsedecek olursak, ağızda kuruluk olur hastada. Hastaya gittiğin zaman ağzım çok kuruyor, bir su ver. Bir su ver, ağzım çok kuruyor gibi ifadeler kullanabilir. Normalden daha çok su içmeyi isteyebilir olabilir. Tokluk kan şekerinin yüksekliğinde, yani hiperglisemide, tokluk hiperglisemide. Sık sık idrara çıkma durumu olabilir. Sürekli açlık hissi, kısa süreli açlık durumlarında sinirlilik, yani psikolojik sıkıntılara sebep olabilir. Geçmeyen yorgunluk, bitkinlik, hassizlik, zaman zaman görme kaybı, vurulanık görme durumu ve sonrasında koma vesaire olabilir arkadaşlar. Hiperglisemide. Hipoglisemide hemen hemen birbirine benzer rahatsızlıklar da sebep olabilir arkadaşlar. Sonuç olarak arkadaşlar, glikoz önemlidir. Her hastamıza bakmalı mıyız? Bence bakmalıyız. Hastaları bazen açım der, tokum der, onu fazla sizi ilgilendirmesin. Önemli olan şunu bilelim. Açlıkta kan şekerinin normali 70'e 100, toklukta kan şekerinin normali 80'e 140. Mesela bir hastaya gittiniz, hastanın tokluk ya da açlık olduğunu anlamadınız. Ama biz onu tokluk olarak değerlendirirsek 80'e 140'ın arasındaki normal diyebiliriz yani. Normal, mesela örnek veriyorum arkadaşlar. 20 yaşındaki bir hastanın gittiniz, şekerine baktınız 110. Gayet normal diyebilirsiniz tok iken. Açıkken ise 100'ün üzerine çıkması bir sıkıntıya sebep olabilir. Düşüncesi olabilir arkadaşlar. Ancak şunu bilin ki arkadaşlar, gebelerde şekerin çıkması da büyük bir risklerden biridir. Onu da özellikle üstünü çizin arkadaşlar. Altını çizin daha doğrusu. Hiçbir zaman ilaç önceliğimiz olmasın arkadaşlar. Hastanın durumu iyi, genel durumu iyi. Olay yerine gittiniz. Hipoglisemi, hastanın 40 şekeri var. Açlık kan şekeri 40. Bu hastaya mümkünse 2, yanlış hatırlamıyorsam 2 tane 2 küp şeker kullanılıyordu ilk olarak. Son verilen eğitimlerde böyle bahsedilmişti. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Lütfen beni sonradan yorumlarda düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Siz de araştırın. 2 tane küp şeker vermeniz o hastanın mümkündür ki şekerini yükseltecek. Sonrasında tabii yükselmediyse, anlık baktınız yükselmedi. Ona göre tedavinizi ilerletebilirsiniz arkadaşlar. Kan şekeri hakkında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Aslında bu video kesilmeseydi 10-15 dakika daha çok detaylı anlatmıştım. Şu anda kafam allak bullak olduğu için videodan dolayı birazcık da sinirlendim tabii ki de. Bazı konulara değinememiş olabilirim. İleride aklıma gelirse de tekrardan bir video çekerim arkadaşlar. Sizlerin içeriğine girmemi istediğiniz videolar olursa yorumlarda bizlere bahsederseniz sevinirim. Herhangi bir telaffuzumuzda, konuşmamızda, anlatmamızda bir yanlışımız varsa kusurumuza bakmayın. Affedin arkadaşlar. Elimizden geldiğince birkaç ufak dipnotlar, bilgiler vermeye çalışıyoruz. Kusurumuz olduysa eleştiriye açığız. Yorumları da bekleriz arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olup videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ya da beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayınız. www.yutonikacilefem.net Sağlık Personel Eğitim Merkezi'nde daha birçok bu konular mevcuttur arkadaşlar kaynaklarıyla birlikte. 112 Acil Efem sunar.